Evet arkadaşlar, burada da 3-4 ay önce yapmış olduğum shiitake kompostları yine gördüğünüz gibi. Diğer videoların birçoğunda 1 numara, 2 numara, 3 numara diye sıralandırdıklarından bu. Bu 3 numara olan. Zaten görüyorsunuz. Bakın arkadaşlar, ben tomurcuk diye hitap ediyorum. Zaten çatlamaya başlamış. Buralar komple tomurcuktu. Evet arkadaşlar, daha sarmayan yerleri var. Her neyse, sarmada bir an devam ediyor. Bunlar üst taraftan birer ikişer ufak ufak mantar verir gibi oldu. Açtım, koparttım, geri bağladım. Evet arkadaşlar, yine bir 3 numara. Evet. Bak mesela bir tomurcuğun oluşumu. Bu tomurcuklar ilerleyen zamanlarda ilk verecek olan mantarların yeri. Yani pinin oluştuğu yer burası. İlk mantar zaten buradan veriyor. İlk pinler oradan veriyor. Bakın arkadaşlar, daha sarmamış. Sarmayan yerleri var. Bakın bir yandan da sarımlar devam ediyor. Görüldüğü gibi. Şöyle dursun. Ondan sonra bir diğerisi. Evet, sarım komple bitmiş. Şuraya bir saniye. Yer değiştirelim şunlarla. Evet, şöyle. Evet arkadaşlar. Bakın mesela. Evet. Tomurcuk, tomurcuk, tomurcuk. Şurada var tomurcuk. Bir yandan vakumlama yapmış kompost. İçindeki fazla suyu da dışarı atmış. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz. Tomurcuk, tomurcuklar. Şurada var tomurcuk, burada var. Ondan sonra şuralarda, ha burada var. Evet arkadaşlar, başka, evet. Şuralarda var bir iki ufak ufak tomurcuk. Yani ben tomurcuk diye hitap ediyorum tabii ki. Mantarın, evet, gördüğü gibi yine tomurcuklar. Şurada var. Şurada full var. Evet, üst tarafta. Zaten üst tarafı komple tomurcukta, genellikle hep üstten açladığım için. Yani arkadaşlar, ben tomurcuk diye hitap ediyorum. Bakın görüyorsunuz, sarımı bitmiş. Ben tomurcuk diye hitap ediyorum. Mantar sindirmiş olduğu talaşı veya besini veya her neyse sindirdikten sonra bir yerde bir tomurcuk, ben tomurcuk dediğim için yani bir tomurcuk oluşturuyor. Ben buraya besin yuvası diyorum yani. O besin yuvasının oluştuktan sonra ilk mantarları da oradan veriyor. Bu aslında, bu kaç numaralı arkadaşlar? Evet, bu da 3 numaraymış. Evet arkadaşlar, 2 numara. Evet, sarımı komple bitirmiş. Görüyorsunuz arkadaşlar. Üst taraf, evet bak, pin yerleri çatlamaya başlamış dahi. Bakın görüyorsunuz. Bir saniye. Evet bakın. Netleşirse inşallah. Evet, neyse, bakın çatlamış. Alt tarafta da var çatlaklar. Görüldüğü üzere bakın, bakın arkadaşlar. Hatta bunlar bir iki mantar vermişti de ben kopardım. Bekliyorum yani, hala bekliyorum. Bakın artık görüyorsunuz değil mi? İçindeki kendi suyu. Bir yerden sonra tabii ben bunları yaparken aşırı derecede baskı, pres uygulamadım elimle. Gevşek bıraktım. Tabii mantar da vakumlama yaptıktan sonra görüyorsunuz hep tomurcuklar. Mantar da vakumlama yaptıktan sonra böyle içindeki fazla suyu da dışarı çıkartıyor. Görüyorsunuz arkadaşlar, sarımı bitirmiş. Genellikle bunlar %90 veya 85 gibi talaş. Evet arkadaşlar, bir 3 numara. Sıkıntılı bir kompost. Ama bakın, üst taraftaki tomurcukların hepsi patlamış, çatlamış. Her neyse. Görüyorsunuz hala sarımda, bakın hifler devam ediyor. Sarımlar da var. Tabii havalar aşırı ısındı. Bunların da sonu ne olur bilmiyorum. Böyle kattım, burada duruyor işte. Yok, bu farklı. Bunu bunlarla yapmamıştım. Bunu bunlarla yapmamıştım ama bunun her yeri tomurcuk bana arkadaşlar. Alabula görüyorsunuz. Her yeri ufacık ufacık da olsa full tomurcuk. Bakın arkadaşlar. Evet. En güzel kompostlarından biri. Sarımını hala devam ediyor. Bitmesi yakın. Bunun numarası falan da yok. Bunu nasıl yaptığımı da hatırlamıyorum. Yok, yaptığımı hatırlıyorum. Her neyse. Görüyorsunuz arkadaşlar, bu diğer kompostlardan ayrı bir kompost. Evet arkadaşlar, bir başkası. Evet arkadaşlar, of, bir numara.
Bakın arkadaşlar, buralar full tomurcuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Arada da ufak ufak var işte, her neyse 13. Döndürürsek bakın 14. Şurası kocaman bir tomurcuk, 15, 16, her neyse. Aşağıda da ufak ufak. Evet, yan tarafa da aynı şekilde devam ediyor. Buralar da o şekilde. Evet arkadaşlar, sarımını bitirmiş. Hala bekliyorum. Evet. İyi, başka mantar vermemiş. Yani bazen böyle burada mantar verdiğini görüyorum. Görünce de hevese girip açıp işleme koyuyorum. Onda hata yapıyorum. Bakın arkadaşlar, yine onların bir dengi. Bu bir numara. Gördüğünüz gibi yarısını sarmış, yarısı olgunlaşmış. Bir yarısı hala devam ediyor sarmaya. Sıkıntılar yani, sarmamış. Evet, bir sıkıntılı bir kompost. Ondan sonra arkadaşlar, evet, bir geçelim diğerine. Görüyorsunuz, sarımını bitirmiş. 2 numara. Zaten genellikle hep 2 numaralar en güzel sarımı yapan. Bu aslında benim sisteme de çalıştı. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar, çatlakları görüyorsunuz. Buralar full tomurcuktu. Bakın artık yarılmış talaş. Ve buralardan en kısa zamanda mantar çıkacağına eminim. Çıkılması için de bıraktım, uğraşmıyorum yani. Ağzını da açmıyorum, hava da almasın diye şey yapıyorum. Bakın full tomurcuk. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz vakumlamış. Bakın içindeki fazla suyu, şöyle bir saniye. Bakın içindeki fazla suyu görüyorsunuz zaten. Vakumlayınca dışarı atamayan suyu içinde kendi kenarlarında hapsetmiş. Yine burada full tomurcuk. Evet, evet, son bir kompost daha var. Of yavrum benim. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz. Üst tarafları yine muhteşem şekilde. Evet, sarımını bitirmiş. Çok az bir yer kalmış. Niye sarmamış orayı anlamadım. Büyük ihtimal sıkıntı vardır. Tomurcuk. Görüyorsunuz arkadaşlar. Vakumlamış. Her tarafı yine bakın her tarafı yine tomurcuk. Şuralar full tomurcuk. Bakın arkadaşlar. Şuralar elimi gezdirdiğim yerler full tomurcuk. Evet arkadaşlar, bunları biri hariç, gösterdiğimin biri hariç, bunları yapalı 3 aydan fazla oldu. Bunları yaptıktan sonra aynen böyle aldım, buraya dışarı koydum. Balkonda hiçbir şekilde hiçbir özentim olmadı bunlara. Bunları direktmen buralara attım. Geceleyin soğuk oldu. Gündüzleri sıcak oldu. Oldu da oldu işte. Olduğu kadarıyla dedim, çünkü bir amatörce uğraştığım için bu işlerle çok öyle artık özenmiyorum. Olayı tahminimce bayağı bir çözdüm. Çözdüğüm için de artık hiç umursamıyorum işin doğrusu. Tabii güneş ışığını direkt vurması sıkıntılı. Çünkü direkt güneş ışığı vurduğu zaman jelleşme yapıyor genellikle. Bakın arkadaşlar, görüyorsunuz. Bu artık burada da asmalar var. Asmalar artık yaprak açmaya başladı. Asmalar yaprak açtığı için de direktmen artık gün ışığını kesmeye başladı. Ama işte bunu yapay seram için konuşamıyorum. Yapay seramın herhangi bir soğutma işlemi olmadığı için akşamları işten geldikten sonra fermuarını açıyorum. Daha önce anlattığım gibi fermuarını açıyorum. Böyle öbür tarafına atıyorum. Böyle bir havalanma yapıyor. Tabii bu da istediği havalandırmayı vermiyor, çünkü içerisi çok soğuk. Aslında bunu soğutmam lazım. Hiç yoktan bir 20 derecelere kadar düşürmem lazım. Artık umursamıyorum da gerçi. Benim için önemli olan küçükler. Küçüklerin durumu sana daha önce anlatmıştım. İkisini de buraya aldım. Pin patlar gördüğü için de. Gördüğüm için buraya aldım. Diyeceğim bu kadar arkadaşlar. Talaş kompostu yapmak aslında çok kolay. Bir kolay olduğu kadar da bir o kadar da zor. Elinizden geldiğince yaş talaş kullanmayın arkadaşlar. Yeni kesilmiş hızarın altından talaş kullanmayın. Ben bu hatayı yaptım. Sizler bu hatayı yapmayın. Yeni kesilen talaşlar çözülmesi biraz uzun sürüyor. Elinizden geldiğince eski talaş, yani kurutulmuş, kurumuş,
olan talaşları kullanırsanız sizin için daha iyi olur. Şimdilik diyeceğim bu kadar arkadaşlar. Şu anda dereceye göre 26 derece 35 nem gösteriyor. Saat yanlış olursa saate bakmayın. Saati yanlış ayarlamadım. Yani çok sıcak. Bu sıcaklıktaysa kompostun içine kadar sıcak Allah bilir. Şimdilik diyeceğim bu kadar arkadaşlar. Herkese Allah'a emanet olsun. Herkese kolay gelsin.